Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz adı ağlayan ama kendisi damakları güldüren bir kek. Ağlayan kek efendim. Neden ağlayan kek demişler bilmiyoruz ama iyi ki de keşfetmişler. İyi ki de bu keki bulmuşlar. Nefis mi nefis, güzel mi güzel, kolay mı kolay bir kek pasta arası tarif. Şimdi hemen isterseniz tarifimize geçelim. Ağlayan pasta veya ağlayan kek için ben şöyle dikdörtgen kelepçeli bir kalıp kullanacağım. Şart değil dikdörtgen kelepçeli kalıp kullanmak. Dikdörtgen veya kare bir borcam da tercih edebilirsiniz. Ağlayan pastamızın önce kekini hazırlamak üzere 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı kadar toz şekeri ben çırpma kabımıza aldım. Bunları dökerken kameram çalışmadığı için size gösteremedim ama burada görünüyor. 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker. Şimdi mikserimizde yumurta ve şeker güzelce karışıp kabarıncaya kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz iyice karıştı. Bunun üzerine yarım fincan ya da 4 çorba kaşığı kadar sütümüz var. Ona ekliyoruz. Bu pastamızda kekin en önemli özelliklerinden birisi de yağ konmaması. Ona dikkat edelim. 3 tepeleme çorba kaşığı kadar kakaomuz var. Onu da ekliyoruz. Ve kakao ile beraber 1 su bardağı kadar unumuz var. Unumuzu da ekliyoruz. Onun üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin var. Ekleyelim hep beraber. Eleyebilirsiniz de. Ben şu an elemedim. Toz malzemeleri elerseniz çok daha iyi kabaracaktır. Şöyle bir mikser çırpıcısının ucuyla karıştırıyorum ki toz maddeleri etrafa sıçramasın. Yoksa sıçrayabiliyorlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpmaya başlayacağım. Malzemelerimiz güzelce birbirine karıştı. Şimdi bu kek karışımımızı kalıbımıza dökelim. Kekimizi kalıbımıza boşaltalım. Ben bu arada fırınımızı 170 derecede açmıştım. O yavaş yavaş ısındı. Şöyle kalıbımıza döktük. Hafif sağ sol yaparak kalıbımızın içine iyice yerleşmesini sağlayabiliriz. Çok da kalın bir kek tabakası olmayacak. Ama şöyle kare borcama yaparsanız biraz daha kek tabakası kalın olabilir. Ben rahat kesmek adına böyle kelepçeli bir kalıp tercih ettim. Şimdi hemen fırınımıza götürüyoruz kekimizi. Pastamızın keki fırında pişerken biz de üstüne süreceğimiz krem şanti kısmını hazırlayalım. Bunun için bir paket krem şantiyi çırpma kabımızı aldık. Üzerine de bir su bardağı soğuk sütü ekliyoruz. Mikserimizle sertleşinceye kadar güzelce çırpıyoruz. Krem şantimiz istediğimiz derecede sertleşti. Krem şantimizi bir 5-10 dakika kadar buzdolabında tekrar soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz pişti. Fırından çıkarttık. Biraz da ılındı hatta dışarıda. Şimdi üstüne 1,5 su bardağı kadar sütümüzü güzelce dökeceğiz. Sütümüzü de döktükten sonra krem şantimiz biraz dolapta soğusun. Bu arada kekimiz de bir 10-15 dakika kadar dinlensin. Sonrasında krem şantimizi buluşturacağız. Gelelim şimdi ağlayan pastamızın, kekimizin üstündeki çikolata sosunu hazırlamaya. Bunun için de 2 çay bardağı kadar sütümüzü sos tenceremize ya da küçük bir tencereye alalım. Üzerine 1 çay bardağı kadar şekerimizi ekleyelim. Bir tatlı kaşığı nişastamızı ekleyelim. Nişastanın üzerine böyle bir dolu dolu yemek kaşığı kadar da kakaoyu ekleyelim. Ocağımızın altına alıp bu karışımı güzelce karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi sosumuz
fokur fokur kaynamaya başladı ve pişti. Şimdi hemen üzerine böyle 70 gramlık kare paket bitter çikolatalar var. Eskiden 80'di ama artık onlar 70 olmuş. 70 gram kadar bitter kare çikolatayı parçalara ayırdıktan sonra üstüne dökelim ve sosumuzla da şöyle güzel karıştıralım, birbirine karışsın. Ocağımızın altını da kapatalım. Böyle karıştıra karıştıra biraz kabuk tutmadan soğutmaya çalışalım. Daha sonra krem şantimiz, kekimiz tam soğuduktan sonra birleştirme aşamasına kadar bu sosumuz da soğuyacaktır ve rahatlıkla pastamızın üstüne dökebileceğimiz kıvama gelecek. Şimdi dolapta soğumuş olan krem şantimizi çıkarttık. Yine soğumuş olan kekimizin üzerine yayacağız. Krem şantimizi de güzelce yaydıktan sonra şimdi sıra geldi hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu güzelce bu pastamızın üzerine yaymaya. Çikolata sosumuzu pastamızın üzerine döktükten sonra da şöyle sosumuzun ulaşmadığı yerlere yine spatulamızla bu şekilde hafif hafif, çok bastırmadan, alttaki krem şantiyi de zedelememek için çok bastırmadan böyle hafif hafif yayıp her yere yayılmasını sağlıyoruz. Çikolata sosumuzu da yaydıktan sonra ağlayan pastamızı en az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Ağlayan pastamız yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendi. Şöyle ince uçlu bir bıçakla şimdi kalıptan kenarlarını ayıralım. Kalıbımız da gayet güzel çıktı. Şimdi eğer bir yağlı kağıt kullandıysanız siz de benim gibi böyle hemen kenarlardan keserek görüntüyü bozmaması için çıkarabilirsiniz. Hemen dilimleyeceğiz ve servis tabağımıza alacağız. Ben kare kare dilimleyeceğim. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Servis tabağımızdan hemen şöyle küçük servis tabaklarımızı alalım. Gayet güzel görünüyorlar. Üstlerine de isterseniz eğer arzu ederseniz biraz şöyle çikolata kırıntısı serpebilirsiniz. Veya Hindistan cevizi de olur. Ağlayan pastanız muhteşem görünüyor. Lezzeti de muhteşem oldu. Hemen şöyle servis tabağındaki görüntüsünü de size göstereyim. Böyle akışkan akışkan soslarıyla gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Bu akışkan soslar sebebiyle zaten ağlayan kek dendiğini düşünüyorum. Efendim afiyet olsun yiyeceklere, yapacak olanlara da kolay gelsin.